9. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Mehmet Satuk Burak Kavuncu İstanbul Milletvekili. Öneri: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve 19 milletvekili tarafından verilen sokak hayvanlarına ilişkin sorunların belirlenmesi, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarındaki çalışmaların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 21 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Nimet Özdemir. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sonunda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. Biz bunu istemiyoruz görmek. Ama biz bunu da görmek istemiyoruz. Anlatacağım dinlerseniz. Ülkemizde insan hayatının güvenliği ve sokak hayvanlarının refahının konu edildiği sorunlar her geçen gün artmaktadır. Kamuya açık alanlardaki sahipsiz hayvanların tahmin edilebilir saldırıları hepimizi üzmektedir. Çocuklarımız çok kıymetlidir. Bunu tartışmayı, aksini düşünmeyi hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Zarar görmelerini bırakın, görebileceği düşüncesi bile asla tercih etmeyeceğimiz bir durum. Sorulması gereken bu sorunu yaratan kimlerdir? Sefil bir hayat sürerek sokakta yaşayan canlılar mı? Yasaların uygulanmasında üzerine düşeni gerektiği gibi yapmayan sorumlu idareler mi? Yaptığımız düzenlemeler canlılara yönelik şiddeti önlemede yeterli mi? Caydırıcı mı yöntemleri geliştirmede, uygulamada kimler yetersiz kalıyor? Adli makamlar mı? Güvenlik birimleri mi? Bu soruları ne bitirebiliyoruz ne de ne bir cevap verebiliyoruz. Köpek ve kedilerin gruplar halinde aramızda dolaşmalarının asıl sorumlusu gerektiği gibi kısırlaştırma ve aşılama önlemleri almayan yönetimlerdir. Yasalar tarafından sorumlu tutulan ve neredeyse tüm kurum temsilcilerinden oluşan il hayvanları koruma kurullarından eksiklerin hesabını soramadığımız için ortak yaşamı paylaşan canlılar olarak eziyet çekiyoruz. Merak ettik. Koruma kurulunca yasalara aykırı eylem ve işkence gerekçesiyle kaç işlem yapılmıştır? Cezai işlem ve soruşturmada dosya sayısı nedir diye sorduk. İçişleri Bakanlığı'ndan görev ve sorumluluk alanlarında yer almadığı yanıtını aldık. Halbuki bu kurulun başkanı vali. Değerli milletvekilleri, kanun ve yönetmelikler hayvanlara yönelik şiddeti önleme güvencesi veriyor izlenimi yaratsa da yaptırımların alt sınırının 2 yılın altında olması, ihal indirimleri, yatarı olmayan cezalardan yana takdir halli haklarının kullanılması her geçen gün artan şiddeti hatta vahşet boyutuna ulaşan vakaları önlemekte yeterli mi? Elbette hayır. Arkadaşlar, aslında hepimizi ilgilendiren önemli bir konudan bahsediyorum ama hiç kimse dinlemiyor. Ama hepimiz medyada çocukları paylaşıyoruz, hayvanları paylaşıyoruz ama burada önemli bir konuyu tartışırken dinlenmediğimi görüyorum ve üzülüyorum. Sorunun bütünsel olarak ele alınmaması, bölgesel olarak gösterilen bazı çabaların sembolik düzeyde kalması ne yazık ki sokaktaki hayvan sayısının hızla artmasına neden olmaktadır. Hayvanlara şiddet uygulayanlar adeta prova yapar gibi kişiliklerindeki bu
eğilimlerini, güçlerinin yettiklerini düşündükleri kadınlara, çocuklara, kısacası her türlü canlıya zarar verici noktalara kolaylıkla taşıyabileceği de asla unutulmamalıdır. Yeri gelmişken bu konuda vermiş olduğum kanun teklifi 16 Nisan'dan bu yana Çevre Komisyonu'nda beklemektedir. Geçen hafta Sayın Murat Kurum'dan randevu talebinde bulundum. Henüz bir dönüş olmadığını da belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar, özellikle iktidar milletvekillerine seslenmek istiyorum. Enam suresinin 38. ayet der ki, yeryüzünde gezen her türlü canlı ve iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Bu nizamı bozmamalıyız. Unutmayalım ki cehennemde hayvanlar olmayacak. Sözlerime son verirken çocuklarımızın yaşadığı sorunlardan sadece sokakta yaşayan hayvanlar mı sorumlu? Sorumluluklarını yerine getiremeyen yerel yönetimlerin, yetkili kurumların suçu yok mu? İktidar gerekli kısırlaştırma ve aşılamayı zamanında yapmış olsaydı bu sorunları konuşuyor olur muyduk? Çocuklarımıza, anne babalarına, yüzlerine bakarken yüreğimizin sızlamasına gerek kalacak mıydı? İtlaf gibi çağ dışı yöntemlerle çözüm aramak insanlığımıza da inancımıza da asla sığmaz. Söz konusu sorunların bir araştırma komisyonu tarafından etraflıca alınarak şiddet olaylarının çözümü ve hayvanların refaha kavuşturulması amacıyla verdiğimiz önergeyi destekleyeceğinizi umuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Geçtiğimiz yasama dönemlerinde de benzer bir konu, ağırlıklı öznesi değişmek kaydıyla kanun düzenlemeler yapıldı. Ancak müeyyidesi olmayan yasal düzenlemeler sorunun çözümünde bir şifa olmadı. Evet, son yıllarda büyük şehirlerimizde sokak hayvanları meselesi gittikçe tırmanan bir sorun haline aldı. Özellikle başıboş köpeklerin insanlara saldırma vakaları çığ gibi büyüyen tepkilere yol açıyor. Diğer yandan hayvanseverlerin sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelere dair gösterdikleri haklı tepkilerde yine öfke seline dönüşüyor. Geldiğimiz noktada ise sokak hayvanlarının yok edilmesini isteyen radikal bir grupla insanları yok edecek derece hayvanları savunmaya duran bir başka radikal grup arasındaki çatışmada gidip geliyoruz. Herkes burada kendine uygun bir taraf bulmaya çalışıyor. Tepkilerdeki aşırılaşma da sorunları çözmedeki yeteneğimizi elimizden alıyor. Herkesin kafasına göre tepki verdiği bu teknik konuda kaos ve çözümsüzlüğe mahkum oluyor. Kedisi uyanmasın diye elbisesini kesen bir peygamberin ümmetiyiz, evet. Su içtiği kuyuya tekrar girip ayakkabısına su doldurarak dışarıda bekleyen köpeğine su içiren bir inanışın temsilcileriyiz. Bu yaklaşımlarımız, bu inancımız elbette bakidir, fakat bazı hakikatleri de yok sayamayız. Önergede bahsedilen sokak hayvanlarının, sokak köpeklerinin ortak bir yönü vardır değerli arkadaşlar. İnsana bağımlıdırlar ve insan olmadan yaşayamazlar. İnsanın çevresi için türetilmişlerdir. İnsan yoksa tabiatta yaşama şansları yoktur. Barınaklardan veya başka yerlerden sahiplenilip eve getirilen köpeklerin bir süre sonra birer birer sokağa terk edilmeye başlanmasıyla sokak hayvanları dediğimiz süreç başlamıştır. Sürü bir canlı türü olan köpekler insan olan önderini bulamazsa kendisine alfa önderler ararlar ve bu alfa önderlerin konusu güç ve saldırganlık olur.
Dolayısıyla bu meselede eğer biraz biyolojiden anlıyorsak bugünlerin daha iyi günlerimiz olduğunu fark ederiz. Önlem alınmasının ve kaçınılmaz bir tedbir alınmasının zorunluluk olduğunu anlayabiliriz. Peki ne yapacağız? Eş zamanlı olarak gittikçe büyüyen sokak hayvanları sorunu için acil bir eylem planı gerekli. Bunun ilk aşaması köpek sahiplenme konusunun çok ciddi şekilde ele alınmasıdır. Diğeri ise hızlı ve medeni bir şekilde yapılacak olan kısırlaştırma çalışmalıdır. Öncelikli işimiz bu hayvanların doğal güdüsü üreme sürecini yavaşlatmak, hatta engellemek olmalıdır. Zira sokak koşullarındaki zorluklar bu hayvanların normalin üzerinde çiftleşmelerine sebep olmaktadır. Sokak hayvanlarının sokaklardan uzaklaştırılması gerekir. Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur arkadaşlar. Tartışma nereye taşıyacağımız konusudur. Evet, hayvan barınaklarının çoğunun durumu pek iç acıcı değildir. Kapasiteleri sınırlıdır. Fakat bu nedenle sokaklardan hayvanları toplamayı geciktirirsek sayıları artacak ve barınaklar gittikçe yetersiz hale gelecek. Mücadelenin maliyetleri daha da imkansız hale gelecek. Hayvanların itlafı, uyutulması en uzak durmamız gereken, belki de en hazin çaredir. Elbette henüz konunun oraya geldiğini sanmıyoruz ama insanların hayatı saldırgan köpekler ve köpeklerle bulaşan kuduz hastalıkların salgın hale gelmesi gibi ciddi sorunlara dönüşürse o durumda bir savaş hali kaçınılmaz olacaktır. Sokaklar ciddi ve gittikçe ciddileşen bir sorunla karşı karşıyadır. Çözüm bizdedir değerli arkadaşlar. Çözüm milletvekillerinde, çözüm sokak hayvanlarında değildir. Sayın Akay, Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Muş Milletvekili Sayın Sümeyye Boz. Buyurun Sayın Boz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımızı, cezaevlerinde haksızlığa, hukuksuzluğa, adil olmayan yargılamalara, ağırlaştırılmış müebbet şeklinde uygulanan fiili idam cezalarına, hasta mahpusların yaşamış olduğu mağduriyetlere ve tecrit politikalarına karşı direnen, mücadele eden değerli arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi Parti grubunun hazırlamış olduğu hayvanların korunması kanununa dair uygulama ve yönetmeliklerle ilgili önerge üzerine söz aldım. Ancak çerçeveyi şimdiye kadarki konuşmalardan birazcık daha farklı bir yönde tutmayı planlıyorum. Yani aslında konuşmalar bize bir şeye işaret etti. Buradan şunu anlamış oluyoruz. Sokak hayvanlarının korunması, bakımının yapılması oldukça önemli bir konu ve yerel yönetimlere bu anlamda çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşmekte. Buna rağmen hala bazı yerel yönetimlerde ne yazık ki sanki itlaf etme, uyutma bir alternatifmiş gibi uygulandığına tanık oluyoruz. Bu da gerçekten çok rahatsız edici bir mesele. Hayvan hakları beyannamesinin bildiğiniz gibi uluslararası anlamda çokça geçerliliği olan bir metin olup bütün canlıların yaşam haklarını destekleyen ve onların bir yaşam hakkına sahip olduğunu, her insan evladının bu canlıların yaşam haklarını koruması gerektiğini ve duyulması gereken saygının da bir insanın diğerine duyduğu saygıdan farklı değerlendirilmemesi gerektiğini telkin eder. Türkiye'de ise hayvanlara yönelik şiddet, yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili ne yazık ki fazlasıyla vaka gündemimize oturmakta. Toplum vicdanı hayvanlara yönelik kıyım, şiddet, işkence, istismar ve hayvan tecavüzü gibi haberlerle ne yazık ki ciddi anlamda sarsılmakta. Hayvan karşıtı politikaların yasal koruma altına alınmamış olan hakların yozlaşmış bir kültürde, toplumda ortaya çıkardığı en temel sorunlardan biri de hayvanlara yönelik tecavüzdür. Tecavüz, şiddet ve eril eylem biçimi olarak erkek egemen kimliğin kendi dışındaki her kesime uygulanması farz olarak nitelendirdiği barbarca bir kültürün ürünüdür. İnsan ırkı da kendini egemen olarak görüyor ve hayvanlara yönelik her türlü mezalimi de ne yazık ki reva görüyor. Bu konuda devam eden cezasızlık politikalarıyla hayvanlara yönelik yeni suç ve şiddetlerin önü açılıyor. Yaşanan vakalar her ne kadar birbirinden bağımsız ve farklı olarak değerlendirilse de ancak bunun ülkede şu anda genel anlamda uygulanan cezasızlık ve yok etme politikalarından bağımsız olmadığını söylemek gerekiyor. Ayrıca meseleye bir koruma, merhamet ekseninde değil de
hak ve ihlal ekseninde yaklaşmak gerektiğini de hatırlatmakta. Öyle ki aksi takdirde böyle bir yaklaşım suç yerine aslında burada karşımıza çıkardığı şeyi kabahat olarak nitelendirme sonucunu çıkarır. Ancak suç suçtur, kabahat olarak değerlendirilmemeli gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki şu an yaşadığımız mesele tamamen buna işaret etmekte. Son zamanlarda medyanın gündemine düşen Köpük isimli yavru köpek ve Eros isimli kedinin yaşadığı şiddet sonucunda, istismar sonucunda öldürülmesi meselesindeki sonuç tabloda bunu bize göstermekte. Sonuç olarak stratejik herhangi bir plan yapılmadan hareket edilmemeli. Diğer ülkelerde uygulanan hayvan haklarına dair, hayvanların bedensel bütünlüklerine dair politikalar incelenmeli, araştırılmalı ve buna göre uygulanmalı. Ama biz bu yok etme kültürünü tanıyoruz. Bu yok etme kültürünü Judy'den, Geliye Goderne'den, Akbelen'den tanıyoruz. Halka, insanlığa, kültüre, dile, coğrafyaya, ekolojiye Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın Özgür Erdem İncesi, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, bu dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanları ile ilgili sorunun çözümü için mevcut durumu anlamalı ve meselenin tanımını doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde sağlıklı bir çözüm bulamadığımız ortadadır. Dolayısıyla önce durum analizi yaparak etraflıca anlamamız gerekiyor. Malumunuz sokak hayvanları meselesi zaman zaman haberlerde geçer, insanlar bunu izler ve 10 dakika sonra unutur. Ta ki diğer bir haber çıkana kadar. Birlikte yaşam şartlarının oluşturulamamasının ana nedeni, bu sorunla alakalı 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu 2004 yılında yasalaştığında sokak hayvanlarının saldırı ve zarar verme riskleri ve aynı zamanda sokak hayvanlarına karşı kötü muameleye dair çözüm yöntemleri detaylı bir şekilde düşünülememiştir. Yasa sadece sahipsiz evcil hayvanların bakımı, tedavisi kısırlaştırılması ve dolaştığı mahalle geri bırakılması, yani sahipsiz hayvanların bakımı ve kamusal alanda tamamen serbest bırakılması sahikiyle hazırlanmıştır. Yasada sahipsiz evcil hayvan popülasyonunun kontrolü için öngörülen kısırlaştırma hedefine değil yakalanması, yaklaşması bile mümkün olmamıştır. 10 milyona yakın sokak hayvanının olduğunu düşünürsek kısırlaştırma konusunun önemini çok daha iyi anlayabiliriz. Yukarıda bahsettiğim sorunlar elbette yine bizim plansız ve hesapsız uygulamalarımız neticesinde gelişmiştir. Amacımız burada bu canlılara karşı bir itlaf ve yok etme düşüncesi asla değildir. Aksine onların sahiplendirilmesi, başta olmak üzere yaşam haklarına saygı duyuyor ve bu dostlarımıza güvenli ve uygun yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu alanlar barınaklar derken yaşam alanları inşa edilmeli ve ikame edilen canlılar veteriner klinikleri eliyle kısırlaştırılarak popülasyonu azaltılmalıdır. Aynı zamanda teşhis ve tedavi ihtiyaçlarının da yerinde olması sağlanmalıdır. Kısırlaştırma ve diğer söz konusu tedavi maliyetleri, yerel yönetimlerin kısıtlı mali kaynaklarıyla üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Mutlaka devlet desteği gerekmektedir. Bu konuda yerel yönetimler desteklenerek bir devlet politikası haline getirilmeli ve güne zamana göre değiştirilmemelidir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. yasama dönemi 132 sayılı hayvan haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu da bu konu kapsamlı olarak ele alınmış ve çeşitli çözüm önerileri oluşturulmuştur. Bu Meclis Araştırma Komisyonu baz alınarak da çalışmalar yürütülebilir. Sayın Sarıgül, buyurun. Sayın Başkan, doğada yaşayan canlılar hepimiz için son derece önemli. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yaptığım dönemde kısırlaştır, yerinde yaşat projelerini hayata geçirdim.
Özellikle Türkiye'de ilk defa hayvan hastanesini kurdum ve sokak hayvanlarının da mutlu olması için bütün hayvansever dostlarla çalışmaları yerine getirdim. Bir tane can agresif davranıyor diye bütün sokak hayvanlarına aynı muameleyi yapamayız. O nedenle bütün parlamentodan ricam, kısırlaştır, yerinde yaşat ve belediye başkanlarından da isteğim, lütfen hayvan hastaneleri kuralım ve doğada yaşayan canlılara, can dostlara sahip çıkalım. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Ahmet Zembilci. Buyurun.